Selam. Tekrar hoş geldiniz. İsmim Rezan. Sanat ve tasarımla ilgili içerikler için kanalıma hoş geldiniz. Son 15 dakikadır burada kadraj ayarlıyorum. Hemen konuya giriş yapayım size. Yazın yapabilecekleriniz ve yazın bir tasarımcı olarak kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz, neleri daha fazla öğrenebilirsiniz ya da başka neler yapabilirsiniz. Bugün biraz onları sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda stüdyo @sahil Instagram hesabımda da arada oylayarak hani bu hafta hangi konuyu yapalım, neyle ilgileniyorsunuz gibi sorduğumda da çoğu insan geçen hafta barbekün turunu istedi, bu hafta da bu konuyu istedi. O yüzden hemen konuya giriyorum. Evet, yazın yapılabilecekler. Birincisi staj veya part-time iş ya da asistanlık yapmak. Eğer üniversitedeyseniz ve yazın yapabileceğiniz böyle bir 3 haftalık, 1 aylık staj bulma imkanınız varsa evden de olabilir, ofisten de olabilir. Ama ben yaptığım stajların ileride çok faydasını gördüm. En azından hangi alanda çalışmak istediğinizi anlıyorsunuz, hani biraz böyle deneyim kazanıyorsunuz, bir ofisin dinamiği nasıl olur onları öğreniyorsunuz. Bunu ayrıca staj videosunda da açıklıyorum. O yüzden hani konuyu çok uzatmamak adına staj yapma imkanınız varsa staj yapabilirsiniz. Ya da tanıdığınız böyle tasarımcı, sanatçı birisi varsa, bir galeri varsa, deneyim kazanabileceğiniz herhangi bir yer varsa orada asistanlık yapabilirsiniz. Veya hani zaten belli becerileriniz var ve şu an yüksek lisanstasınız, tam iş bulma belirsizliğindeyseniz belki bir part-time iş olabilir. En azından aynı zamanda size de biraz cep harçlığı çıkmış olur. İkincisi, yaptığınız projelerini bir toparlamak, onları tekrar bir düzene sokmak, tekrar fotoğraflanması gerekenleri fotoğraflamak, ondan sonra video çekiyorsanız o videoların tekrar bir düzenlenmesi olabilir. Ama genel işlerinize bir çeki düzen vermek ve portfolyonuzu gözden geçirmek. Hatta daha önce portfolyo yapmadıysanız portfolyo videosu var. Oradan izleyip nasıl yapabileceğini öğrenebilirsiniz. Ama portfolyonunuzu da yapmak için 3 ay, 4 ay bolca bir zamanınız var. Bunu bahsetmişken aynı zamanda 3. madde web sitesi. Evet, Instagram hesabınıza işlerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Ama bir web sitesi bence bir kart vizit kadar önemli bir şey. Ve Instagram'dan bile insanlar tekrar sizin web sitenize gitmek, daha detaylı bakmak, okumak isteyebilir. Orada belki bütün işleriniz olmasa bile bir kısmını göstermek istediklerinizi bir web sitesi platformunda gösterebilirsiniz. Web sitesi daha önce yapmadıysanız Wix, Squarespace, bunlar üzerinden de web sitesi yapabiliyorsunuz. Ücretsiz web sitesi platformları var. Yani bunun için sıfırdan bir kodlama bilmeniz gerekmiyor. Sadece işlerinizin güzel fotoğraflandığı, açıklama yazılarının net olduğu, belki birlikte işbirliği yaptığınız öğrenciler ya da firmalar varsa onlardan da izin alarak bir web sitesinde bunları paylaşabilirsiniz ve yazında bunu yapmak için güzel bir zaman. Dördüncüsü, kitap ve araştırma okumak. Evet, tasarımla ilgili bir sürü güzel kitap var. Bunlar tabii ki hem Türkçe hem İngilizce kaynaklar olarak var. Türkçe kaynaklardan Aslı Kayaking'in Made in Şişhane, ondan sonra Akbank Sanat ve Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir sürü güzel yayınlar var. Onlara bakabilirsiniz. Salt İstanbul, eğer İstanbul'daysanız onun araştırma kütüphanesine gidip ziyaret edebilirsiniz ya da online kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir sürü böyle açık kaynak bulabileceğiniz makale, araştırma, Google Arts platformu, bunun gibi bir sürü yerden araştırma ve okuma yapabilirsiniz. Ve bence yazın bunun için güzel bir zaman. Hatta bence okumak istediğiniz kitapları yanınıza alıp böyle bir deniz kenarı ya da sayfaya bir yere gidiyorsanız orada da hazır deniz kenarında ya da bir yerde dinlenirken onları okumak için zamanınız olur. Beşincisi, müzik, kitap ve film. Artık böyle hani okumaktan fenalık geldi, ben doktora yapıyorum, master yapıyorum, tez yazıyorum diyorsanız o zaman bence güzel podcastler ve bununla ilgili işte başka müzikle merakınız varsa müzikle ilgili konular, filmse çeşitli bağımsız filmlerin olduğu Mubi olabilir, işte Amazon Prime'ın belli bölümünde yine sanat filmlerinin olduğu kısımlar olabilir, bir sürü belgesel var. Hani sırf böyle eğlenmek için değil, aynı zamanda birazcık da zihin açıcı, ufuk açıcı, güzel kaynaklara bence ulaşabilmeniz mümkün. YouTube'da bile bulunuyor Vimeo'da. Ve bence bu da güzel bir alternatif yaz için. Altıncısı, yeni bir projeye başlamak. Ve yeni bir projeye başlarken aslında
Bir yandan da yeni program öğrenmek. O yüzden 6 ve 7 numara aslında birlikte söyleyebilirim. Mesela kendi inisiyatifinizle bir fotoğraf projesi, işte video projesi ya da kolaj çalışması, resim serisi, herhangi bir şey olabilir. Bununla ilgili bir proje belirlemeniz, o projenin size kendi açıklamasını yazmanız, ondan sonra da onunla ilgili programı öğrenmenizi öneririm. Mesela fotoğrafa merakınız varsa hem fotoğraf çekmeyi yapıp hem de Photoshop'ta ya da Lightroom'da onları düzenlemeyi öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde video ve Premiere ya da iMovie gibi de yapabilirsiniz. O yüzden bence yazın güzel yapılabilecek bir şey hem de portfolyonuza yeni iş çıkmış olur. Sekizincisi yabancı dil. Bence artık İngilizce şart. Hani İngilizce zaten herkesin aşağı yukarı bilmesi gereken bir dil ama eğer İngilizceniz varsa onun üstüne bence bir yabancı dil daha ekleyebilirsiniz. Ve bunun için böyle bir sürü ücretsiz ya da uygulama olarak işte Duolingo, Drops falan gibi bir sürü program var. Onları indirip yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Sırf yabancı dilde dizi veya film izleyerek ve altyazıyı koyarak bile bence kulağınız bir şekilde aşina olmaya başlıyor. Dokuzuncusu, gitmediğiniz bir yerlere gitme. Şimdi evet, seyahat etmemiz biraz zor. Hem maddi durumlardan dolayı hem çeşitli kısıtlamalardan dolayı. Ama en azından yaşadığınız şehirde bile farklı bir semte, farklı bir mahalleye gitmek, bir yeri yeni bir gözle görmek ya da işte ziyaret etmediğiniz çeşitli kültürel açık hava alanları olabilir. İşte mesela Türkiye'nin her yerinde amfiteyatro, arkeolojik kalıntılar, bir sürü ücretsiz gidip görülebilecek yerler var. Ama bunların dışında aynı zamanda sırf kendi keyfiniz için bile gidebiliyorsanız arabaya atlayıp yakın mesafede gitmediğiniz sayfiye değişik bir yeri görmek, adalara gitmek, artık bilmiyorum. Eğer imkanınız varsa deniz kenarında ya da Türkiye'nin başka bir bölgesinde bir yerlere gitmek, yurt dışındaysa aynı yaşadığınız ülke içerisinde trene atlayıp, arabaya atlayıp bir yerlere gitmek, bence gitmediğiniz bir yeri görmek her zaman çok heyecan verici ve insana yeni fikirler için güzel bir fırsat oluyor. Onuncusu, yeni yerlere giderken çizim defteri taşımak. Evet, bu sırf hani parka giderken ya da normal bir dışarı çıktığınızda toplu taşımada vakit geçirirken bile yanınızda taşıyabileceğiniz şöyle bir çanta boyu defterle çizimlerinizi yapabilirsiniz. İçine çeşitli görselleri, resimleri biriktirebilirsiniz. Ve çizim defteri aynı zamanda bence çizim kabiliyetinizi de çok geliştiren bir şey. 11.'si akıl danışabileceğiniz insanlarla zaman geçirmek. Hani sırf arkadaşlarınız değil ama kariyerinde belli yerlere gelmiş insanlara mail attığınızda ya da bir şekilde ulaştığınızda ya da arada tanıdıklarınız varsa o insanlarla bir fırsatını bulup, çünkü yazın herkesin bence birazcık daha zamanı var, daha az stresli, daha az koşuşturmalı bir dönem olabiliyor. O yüzden bu insanlara bir şekilde ulaşıp ya da zaten çevrenizde böyle insanlar varsa tasarım ve sanatla ilgili akıl danışabileceğiniz öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, yaşça daha deneyimli insanlar varsa bence onlarla bir irtibat halinde olabilirsiniz. Bunu demiyorum ki hani her hafta yapın ama ayda bir, ayda iki defa böyle birlikte oturup sohbet edebileceğiniz, size fikir verebilecek, farklı bakış açılarını gösterebilecek insanlarla zaman geçirmeye çalışın. 12.'si yeni bir hobi edinme. Evet, bunda da yine böyle daha önce okulda veya iş sırasında fırsatınız olmadı ama yazın böyle tatile çıktığınızda yeni bir hobi öğrenebileceğiniz, işte satranç oynamak olabilir, resim yapmak olabilir ya da bir yeni bir spora başlamak olabilir. Ama yeni bir hobi edinmek hem sizi besleyen bir şey hem de bence tasarım dışındaki becerilerinizi geliştirdiği için bir noktada tekrar dönüp tasarımın faydası olan bir şey ya da yaratıcılığa diyeyim. 13.'sü yeni bir kursa gitmek. Eğer şehir içinde yaşıyorsanız ve yakınınızda gidebileceğiniz böyle bir yazılım olabilir, çizim olabilir, hobi olabilir, seramik, yani bilmiyorum, cam üfleme ya da böyle yoğunlaştırılmış kurslar var 10 günlük, 15 günlük. Eğer imkanınız varsa böyle bir kursa gitmek, eğer imkanınız yoksa hani fiziksel olarak gidemiyorsanız online bir kursa yazılmak olabilir. Hani böyle başka becerilerinizi de geliştirebileceğiniz ve aynı zamanda ilgi alanınıza dahil olan bir şey öğrenmek güzel olabilir. 14.'sü ortak projelerde çalışmak. Eğer böyle başka arkadaşlarınız varsa, işte siz tasarımla ilgileniyorsunuz, birinin fotoğrafa yeteneği var, biri çok iyi grafik yapıyor, biri müzikle ilgileniyor. Bu insanlarla bir araya gelip ortak bir proje
de çalışabilirsiniz ya da kendi ortak projenizi oluşturabilirsiniz. Hani hep konuştuğunuz, aklınızda olan bir fikir varsa ve hepinizin buna zamanı varsa, çünkü hani yazın okullar tatile giriyor olarak düşünüyorum. Bence böyle bir zaman yaratmak ve böyle bir projede çalışmak hem birbirinize güzel bir anı olur, güzel bir şey çıkmışsa da bence portfolyonuza yine ileride başka yapacağınız projeler için ona ön ayak olmuş olur. Ve 15.'si dinlenmek. Çünkü havalar güzel, günler uzun ve bence hepimizin de böyle arada ayağımızı uzatıp dinlenmeye ihtiyacı oluyor. O yüzden kendinize dikkat ettiğiniz, iyi baktığınız, böyle zaman ayırdığınız, dinlenebildiğiniz bir zaman yaratmanızı da yazın öneriyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki günlerde ilginizi çeken başka konular olursa yine sanat ve tasarımla ilgili. Bu arada burada müzeler açıldı Londra'da. Yarın hatta Victoria Albert Müzesi'ne gidiyorum. İlginizi çekiyorsa böyle müzelerle ilgili videolar da hazırlayabilirim. Ya da şehrin içerisinde başka gezinti videoları da çekebilirim. Tabii telif hakları ve insan kalabalığı izin verdiği müddetçe. Ama eğer ilgilendiğiniz konular varsa aşağı yorumlara lütfen bırakın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok sevgiler.